Batı grubu Amerika ile burada, burada ters düşmüş oldu. Dünya gergin tamamlanan G7 zirvesini tartışıyor. Amerika önce kendi çıkarlarını düşünüyorsa onlar da tabii kendi çıkarlarını düşünüyorlar. G7 olarak bilinen uluslararası örgüt Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya, Kanada ve Amerika'dan oluşuyor. 7 ülkenin lideri Kanada'da bir araya geldi. Zirveye Amerika Başkanı Donald Trump'ın karar ve tavırları damga vurdu. Diplomatik kurallara kesinlikle uymayan, hakaretamiz bir davranış tarzı. Trump yurt dışından Amerika'ya gelen ürünler için koyduğu ek gümrük vergilerinden geri adım atmadı. Aile fotoğrafına katılmayıp ortak bildiriye imza koymadı. Akıllarda ise en çok kalan 6 ülke liderinin Trump'la olan bu fotoğrafı oldu. Pasif yavaş yavaş kendi içinde kurumaya başlayan, çözülmeye başlayan bir hareket haline gelmiş durumda. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer G7 zirvesinde yaşananları ulusal kanala değerlendirdi. İmer gümrük vergilerine getirdiği zamla ticaret savaşı başlatan Amerika'nın yalnızlaştığını söyledi. Önce Amerika diyen Trump bu politikasını resmen uyguladığı için Amerika'yı bir noktada onlardan uzaklaştırıyor ve bir yalnızlaşma başlıyor. Trump'ın ek vergi kararının Avrupa ülkelerinin ticaretini olumsuz etkilediğini belirten İmer, Atlantik cephesiyle arası açılan Avrupa'nın yeni pazarlara Daha yöneldiğini başlıyoruz. kaydetti. İkisi de birbirine taviz vermiyor. Cepheler sertleşmiş vaziyette. Daha çok Çin'e yönelecek. Zaten netekim öyle oluyor. Rusya'ya yönelecek. Orta Doğu'ya yönelecek. Yani bizim bölgelerimize yönelecek. İmer, G7'deki krizin aksine Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde ortak birlik görüntüsü çıktığının altını çizdi. Şangay İşbirliği Örgütü dünyanın güç merkezi oldu dedi. Bir noktada Amerika'nın para birimi olan dolar dünya para birimi olmaktan çıkarsa o zaman Amerika çok zor durumda kalır. Mesela Çin şunu öneriyor diyor ki bizim para birimimizde bize satın.